Merhaba tekrar, iyi akşamlar. NTV'de Yakın Plan programıyla karşınızdayız. Biraz siyaset konuşacağız, dış politikayla başlayacağız. Vakit kalırsa iç politikayı da değinmeyi planlıyoruz. Bugün önemliydi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Genellikle Milli Güvenlik Kurulu toplantıları için kritik ifadesini kullanır haberciler ama bu sefer sahiden de kritik kelimesinin hakkını veren bir toplantıydı diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında kabine toplantısı sonrasında Suriye'ye yeni bir operasyon, yeni bir harekat sinyalini vermişti ve bunun için Milli Güvenlik Kurulu'nda zaten adres göstermişti. O yüzden biz bugün biliyorduk ki bugün 3 saat sürdü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Çıkan yazılı bildiride başlıklardan biri bu olacaktı. Dikkat kesilmişti ki gerçekten de yazılı açıklamada öne çıkan maddeler arasında bu bir vurgu olarak vardı. Suriye'ye yeni bir operasyon vurgusu vardı diyebiliriz açıkça. Bunu konuşacağız elbette çünkü bu Türkiye'nin ilk operasyonu değil. Geçmişte de Suriye'ye operasyon yapıldı. Türkiye'nin güneyine operasyonlar yapıldı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları yapıldı. Bağır Kalkanı harekatları yine sayabileceğimiz harekatlar arasındaydı ve bir süre sonra yeniden bir operasyon sinyali gelmiş oldu. Bunu tabii genel olarak Suriye'deki durumla, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra Suriye'deki güçlerinin durumuyla, İran'la, İsrail'le bağlantılı olarak konuklarımızın değerlendirmesini elbette talep edeceğim ve Suriye'de dengeler bundan sonra nasıl değişir diye bir başlık açmış olacağız. Daha sonrasında NATO elbette konuştuğumuz başlıklar arasında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bir çekinceleri var, taahhütler istiyor, yazılı bazı garantiler istiyor. Bu iki ülkenin terörle bağlantısı, PKK-YPG ile ilgili olan bağlantıları Türkiye'nin çekinceleri arasında çok sayıda görüşmeler yapıldı. Bununla ilgili hala da yapılmayı sürdürüyor. Bir yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öte yandan zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları var. O temaslar bugün de zaten devam etti. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK-YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını söylüyor Ankara ve bununla ilgili de talepleri var. Bu taleplerin de bir mutabakat altına alınmasını şart koyuyor. Bu durum, bu talepler nasıl karşılık görür? Nasıl bir politika orada yürüyecek? Bunu da konuşacağız elbette konuklarımızla. Bugün Yakın Plan'ın konukları kimler? Efendim Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Merhaba. Profesör Doktor Selami Kuran, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Can Kakışım, siyaset bilimci. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. O halde Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasıyla ve olası operasyonla başlayalım. Hemen hızlıca size Şakir Bey geleyim ve sorayım. O operasyonu artık eli kulağında bugün yarın diye düşünebilir miyiz? Ve Ankara tam olarak ne hedefliyor bu yeni operasyonla? Bu bir operasyonlar dizisinin devamı diye düşünebiliriz. Suriye'de Türkiye'nin milli çıkarları ve hatta toprak güvenliği, insanların can güvenliği Suriye'deki olaylardan dolayı bir hayli etkilendi. Yani bundan daha önce Zeytin Dalı için konuşmuştuk, Afrin operasyonu için konuşmuştuk. Şimdi gelinen neticede aradaki boşluk kalan bölgelerden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani işte Kobani ile Tel Abyad, Tel Abyad'la diğer bölge arasında şu anda hatırlayamadım. Bunlar arasında boşluk kalan ve YPG tarafından doldurulan, hatta Amerikalıların çıkmasından sonra İranlı bazı unsurlar tarafından doldurulan ve Türkiye'nin hem milli güvenliğine risk oluşturan, sınır güvenliğine risk oluşturan bir durum ortaya çıktı. Tabii ki bu Milli Güvenlik Kurulu kararında da vurgulandı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuz ama netice itibariyle hem sınır güvenliğini sağlamak hem de buradaki bölgelerin Suriye hükümeti dışında Türkiye'ye düşman olan unsurlar tarafından ele geçirilmesi Türkiye'nin hoş göreceği bir durum değil. Üstelik anladığım kadarıyla bir başka boyutu daha var bu meselenin. Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik bir bant oluşturmak suretiyle Türkiye'den, Türkiye'yi zorunlu olarak göçmüş, çeşitli nedenlerle özellikle Suriye'deki iç savaştan dolayı göçmüş olan grupların zaman içerisinde özellikle Ümit Özdağ'ın dile getirmesiyle birlikte hem muhalefetin hem de iktidarın gündemine geldi bu. Ve bir politika değişikliği de oluştu. Hükümet daha önce bu Suriyelilerin Türkiye'de
Ne zaman dönmek isterlerse o zamana kadar kalabileceğini vurgularken, hem seçimlerin yaklaşması, hem Ümit Özdağ'ın bu durumu vurgulaması, halkta bunun bir karşılık bulmasıyla birlikte zannediyorum artık orada güvenli bir bölge oluşturmak, belirli bir inşaatın, imarın sonrasında güvenle ve huzur içerisinde, belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Güvenlik Güçleri'nin garanti ettiği bir ortamda tekrardan dönmelerini sağlamak üzere bir ortam oluşturmak istiyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki burada bir üçüncü boyutu da akla getirmekte ve bahsetmekte fayda var. Erken ya da değil, artık düzenli olarak seçimlerden bahsediyoruz. Hükümetin de oy oranının ya da hükümete destek veren partilerin de oy oranında kamuoyu araştırmalarına göre bir düşüş olduğunu da gözlemciler, anketçiler sıklıkla vurguluyorlar. Tabii ki böyle bir dönemde böyle yurt dışında bir operasyona girişilmiş olması insanların aklına, özellikle muhalefetin aklına şunu getirecektir. Böyle bir operasyon düzenleyerek acaba hükümet düşen desteğini, kamuoyu desteğini seçimlere giderek tekrardan güçlendirmek, arttırmak mı istiyor diye akıllara gelecektir. Ve hatta şunu bile ifade edenleri duydum muhalefet kesimlerinden. İşte bir savaş ya da operasyon ortamı içerisinde acaba seçim güvenliği etkilenir mi? Seçimlerin etkilenmesi, hatta ötelenmesi söz konusu olur mu gibi tedirginlikler, endişeler ifade edilmeye başladı. Hükümetin de milli çıkarlarımız gereğince yapılan bir operasyonun sadece ve sadece milli çıkarlar doğrultusunda yapıldığını vurgulaması ve bunun seçimlere bir şekilde etki etmesi, temas etmesi ya da seçim güvenliğini bozmayacağını temin etmesi, göstermesi, garanti altına alması gerekir. Bu milli güvenliği ve milli çıkarları ilgilendiren bir operasyon olacaksa, ki böyle olacağına inanıyoruz, muhalefetin de desteğini ve onayını alarak bu operasyonu yapmalarında fayda olduğu kanaatindeyim. Peki, üç başlık. Öncelikle dediniz ki evet, 30 kilometre derinliğinde Türkiye'yi, güvenliğini tehdit eden bir durum var. Zaten diğer operasyonların da bir parçası olarak değerlendirilebilir bu. Öte yandan bunun Suriyelilerin gönderilmesiyle bir bağlantısı olabilir. Oradaki güvenli bölgeye yerleştirilmeleriyle ilgili. Ve seçime de artık yaklaşıyoruz. Seçimle ilgili, seçime yönelik bir adım da olabilir şeklinde özetledi Sayın Dinç Şahin. Sayın Kur'an, sizinle devam edelim. Oradaki genel çerçeveye şimdi bir de bakalım. Belki eklemek istedikleriniz olabilir Şakir Bey'in kuşkusuz söylediklerini, ama oradan yakın tarihte hemen Rus askerlerinin belli noktalardan güçlerini çektiği, o bölgelere İranlı güçlerin geldiği, İsrail'in bundan rahatsız olduğu gibi çeşitli uluslararası basında yazılar da yazıldı. Bunların çerçevesinden de baktığımızda Türkiye'nin, Ankara'nın bu adımını nereye koymak gerekir? Evet, teşekkür ederim Seda Hanım. Şimdi ben meseleye şöyle bir yaklaşmak isterim açıkçası. Sadece Türkiye'nin bakış açısıyla değil, Türkiye'nin bu sınır ötesi operasyonlara getirmiş olduğu bakış açısıyla değil, aynı zamanda uluslararası hukuk, uluslararası meşruiyet açısından da bakmak lazım. Yani bu Türkiye'nin ilk veya son sınır ötesi operasyonu değil veya olmayacak diyebiliriz. Çünkü daha önceki yıllarda da Türkiye, siz de ifade ettiğiniz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını, harekatlarını gerçekleştirmişti. Ve ondan önceki yıllarda da aslında 35-40 yıla yakındır Kuzey Irak başta olmak üzere, Kuzey Suriye, daha sonra özellikle 2011'den itibaren bu sınır ötesi operasyonları yaptı ve icra etmeye devam edecek görünüyor. Aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun 7 maddelik bir açıklamasına baktığımızda ilk 2 maddesinin bu terörle mücadele kapsamında icra edilen ve edilecek olan harekatlarla ilgili olarak bir açıklama yapılıyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun hemen ikinci maddesinde de bu operasyonların, bu terörle mücadele
kapsamında icra edilen ve edilecek operasyonların komşu ülkelerin toprak bütünlüğü çerçevesinde saygı, evet, o vurgu var, ilkesi çerçevesinde yapılması öngörülüyor. Şimdi aslında şöyle bir meseleye bakmak lazım. Yani akademik, bilimsel anlamda. Şimdi uluslararası sistemin iki tane temel saç ayağı vardır. Yani BM Antlaşması'nın kurduğu sistemi ifade edersek, birincisi ülkelerin toprak bütünlüğü, ikincisi de egemenlik hakkıdır. Şimdi Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının temeli neye dayanıyor? Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma noktasındaki tehditleri bertaraf etmeye, etkisiz hale getirmeye. Zaten uluslararası sistemde bir ülkenin kuvvet kullanması, yani askeri harekat yapabilmesi sadece BM Anlaşması'nın 51. maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkında kapsamında mümkündür. Meşru müdafaa kapsamında da yapacağınız askeri harekatların sizin toprak bütünlüğünüze, egemenliğinize yönelik bir tehdit söz konusu olması lazım. Peki ikinci bir istisnada sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı askeri yaptırımlar çerçevesinde ülkeler, devletler askeri kuvvet kullanabilirler. Şimdi Türkiye'nin yıllardır icra ettiği ve önümüzdeki dönemde de icra edeceğinin işaretlerinin verildiği bu sınır ötesi operasyonlarının, harekatlarının hukuki anlamda meşruiyet temeli var. Bunu ifade etmemiz lazım. Neden? Çünkü eğer komşu ülkeden sizin toprak bütünlüğünüze, egemenliğinize bir tehdit varsa, öncelikle komşu ülkenin hükümetinin bu unsurları etkisiz hale getirmesi esastır. Ama malum Suriye'deki durum malum. Suriye fiilen şu anda üçe bölünmüş durumda ve Şam hükümetinin kuzeydeki bu yapılanmalarla, bu terör örgütleriyle ilgili herhangi bir güç kullanması şu an itibariyle pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla böyle bir durum varsa, o zaman komşu ülke olarak size yönelen bu tehditleri bizzat sizin etkisiz hale getirme hakkınız vardır. Yani biz bunu teorik anlamda da acziyet teorisi olarak açıklıyoruz. Yani komşu merkezi otoritenin tehdit unsurlarını etkisiz hale getirmesi, etkisiz hale getirme noktasında bir acziyetinin olması. Bu askeri anlamda olabilir, siyasi anlamda olabilir veya da isteksizlik teorisi diye açıkladığımız, daha çok eskiden yani Esad'ın babasının döneminde, yani PKK'nın İlk 80'li 90'lı yıllardaki durumu itibariyle bunu ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla şimdi bizim altını çizmemiz gereken husus, Türkiye şunu yapmaya çalışıyor. Ben toprak bütünlüğümü ve vatandaşlarımın can ve mal güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı bu uluslararası hukukun bana vermiş olduğu meşru müdafaa hakkı kapsamında kendim savunma amaçlı askeri harekatımı gerçekleştiriyorum. Aslında şöyle bir şey var. Tabii biz bunu tartışıyoruz daha çok bu uluslararası meseleyle ilgili. Yani Şam'daki durumla ilgili, yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şam Hükümeti arasındaki ilişkileri. Bir tarafta işte biliyoruz ABD güçleri ve ABD güçlerinin yanında ABD güçlerinin açık olarak destek verdiği, yani lojistik, askeri ve siyasi destek verdiği YPG, PKK yapılanması, bir tarafta Rusya durumu var, bir tarafta İran, sizin ifade ettiğiniz gibi. Mesele bazılarının ifade ettiği, yani Şam'la görüşülüp bu meselenin çözümü noktasını çoktan aşmış durumda. Çünkü Suriye fiilen üçe bölünmüş ve şu anda zaten Esad da, yani Şam hükümetinin Suriye Devlet Başkanı'nın da, ben Suriye'nin bu meseleleriyle ilgili çok son sözü söyleyebilecek durumda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir tarafta bu küresel güçler ABD, Rusya, bir tarafta İran. Dolayısıyla bu reel bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Ama bütün bunlar önümüzdeki süreçte nasıl seyredecek bilemiyoruz. Ama Türkiye'nin bugün hiçbir noktada, yani özellikle bu sınır ötesi operasyonlarda Türkiye'nin dikkat ettiği en önemli hususlardan bir tanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle sivil hedeflerin
korunması noktasında ve sadece terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi. Evet. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bunun da bir diğer önemli noktası işte bu Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pıra Kalkanı operasyonlarından sonra biliyoruz belirli bölgelerde Türk unsurları orada, Türk güçlerinin kontrolü altında. Şimdi Kuzey Suriye'de 30 kilometre. Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte 400 kilometre civarında bir uzunlukta bir güvenlik koridor oluşturulması ve hem birinci amaç şu, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü terör eylemlerine karşı korumak. İkinci önemli da işte sığınmacılar meselesi var. Türkiye'de çok tartışıyoruz. Özellikle bunların güvenli bir şekilde Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgelere ulaştırılması noktasında böyle bir çalışma yapılıyor. Ama dediğim gibi önemli olan husus burada. Türkiye uluslararası hukuktan doğan bu meşru hakkına dayanarak toprak doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü koruma noktasında kararlı ve bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Can Bey, sizce bu yeni operasyonun kapsamı nasıl olur? Şimdi daha önceki iki değerli katılımcının da belirttiği üzere Türkiye şimdiye dek gayet başarılı operasyonları zaten Suriye'de gerçekleştirdi. İlki malumunuz Fırat Kalkanı operasyonu doğrudan IŞİD'e yönelikti. Diğer ikisi ise bölgedeki PKK-YPG güçlerine doğru yöneldi. Öncelikle Afrin üzerinde bir kontrol sağlandı. Sonra ise Fırat'ın doğusundaki büyükçe bir arazi üzerinde Barış Pınarı operasyonu söz konusu oldu. Fakat Barış Pınarı harekatının hedeflediği bölgenin ve bu operasyon sonrasında kontrol altına alınan bölgenin hem doğusu hem batısında halen daha PKK'lıların etkin olduğunu görmekteyiz. Onların aşağıya doğru, olabildiğince aşağıya doğru itilmesi gibi bir hedef var. Şimdi malum artık Suriye İç Savaşı'nın geldiği noktada YPG güçleri ABD'nin bir nevi bölgedeki kara ordusuna dönüştü. Hatta Trump da bunu doğrudan açıklamıştı. Bundan sonra bu kişiler Suriye'nin petrol kaynaklarını koruyacaklar diye ve aslında Suriye halkının ulusal bir değeri olan petrolü çıkarıp sattıklarını, pazarladıklarına biz şahit olduk. Tabii ki bu da son derece yakışıksız bir durumdur. Son derece hakkaniyetsiz bir durumdur. Ama şimdi Türkiye'nin mücadele edebileceği sınırın o çok dışında. Çok fazla aşağıda. Türkiye için burada ciddi bir tehdit var. Dediğim gibi Barış Pınarı harekatıyla kontrol altına alınan bölgenin hemen doğusu ve hemen batısında, Türkiye sınırlarında. Bunun aşağıya itilmesi, belki o petrol bölgelerine doğru gönderilmesi lazım. Siz bu terör tehdidini sıfırlayamazsınız. Bütün terör örgütü unsurlarını yok edemezsiniz. Ama onu olabildiğince Türkiye sınırlarından uzak tutmaya gayret edersiniz. Türkiye'de şimdiye kadar bu plan dahilinde hareket etmiş ve başarı da sağlamıştır. Şimdi tabii Türkiye'nin burada mevzuyu bu noktaya kadar getirebilmesi bile aslında önemli bir dış politika başarısıdır. Veya şöyle söyleyeyim. Bir yönüyle başarısızlık, bir yönüyle başarıdır. Neden? Esad yönetiminin çok fazla zayıflamasına vesile olarak Türkiye, Suriye İç Savaşı'nın başından beri ve bu Esad yönetimine yönelik biliyorsunuz uluslararası ölçekli çabaların doğrudan bir tarafı olarak bölgede terör örgütlerinin boy göstermesinde istemeden de etkili oldu. Neden? Siz eğer bir hem de demokratik olmayan bir ülkede rejimi zayıflatırsanız onun çekildiği yerde çok insani, çok demokratik bir yönetimin oluşmasında pek bekleyemezsiniz. Onun çekildiği yerde alternatif olarak IŞİD gibi, YPG gibi terör örgütleri boy gösterdi ve alan hakimiyeti sağladılar. Bu Türkiye'nin o dönemde yaptığı bir yanlıştı. Evet, Esad yönetiminin demokratik olmadığını hepimiz biliyoruz ama bu coğrafyada demokratik bir yönetimin bulunmadığını da biliyoruz. Ve Türkiye'nin bütün ilişkide bulunduğu ülkelerden demokratik sicil belgesi istemediğini de biliyoruz. Yani bizim zaten bölgedeki ilişkide bulunduğumuz ülkelerin hiçbir tanesi demokratik değil. Dolayısıyla orada yapılan bir yanlış vardı. Başarısızlık dediğim buydu. Fakat daha sonrasında bu Türkiye'nin başına o kadar büyük bir bela oldu ki ABD'nin planı doğrudan Kuzey Suriye'yi olduğu gibi YPG'nin kontrolüne vermekti. Hatta şu bile konuşuldu, hatırlatırım. Sadece Kuzey Suriye'de Kürtlerin yaşadığı bölgeler değil,
Sünni Arapların ve Türkmenlerin yaşadığı bölgede, yani şu anda biliyorsunuz bu Fırat Kalkanı operasyonuyla elde edilen, Türkiye'nin kontrolünde bulunan bölgeler de dahil olmak üzere bunların bu YPG'nin kontrolüne verileceği söylenmekteydi. Yetmiyordu. Deniyordu ki Laskiye'den, yani Arap Alevilerin yaşadığı toprak üzerinden Akdeniz'e bu ülkenin bir de çıkışı, denize çıkışı olacak. Bunun olması planlanıyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin burada bundan sonraki, bu gerçekle karşılaştıktan sonraki stratejisi, attığı adımlar son derece yerindedir. Bir laf var ya, zor oyunu bozar diye. Türkiye'nin burada ortaya koyduğu güç unsuru oyunu bozmuş ve bu planın ters bir şekilde sonuçlanmasına vesile olmuştur. Ama halen daha karşımızda bir tehlike var. Önemli bir mesafe alsak da, dediğim gibi Kuzey Suriye'de Cezire Kantonu ve özellikle Membiç bölgesinin bir an önce terör unsurlarından arındırılması gerekli. Buraya yönelik Türkiye'nin atacağı her adımda, Selami hocamızın da belirttiği gibi, uluslararası hukuk nezdinde son derece meşrudur, yasaldır. Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, Türkiye'nin böyle bir operasyonu gerçekleştirmesi için konjonktür de uygun gözükmekte. Yani Türkiye zaten son yıllarda dış politikada bir hareket serbestisi kazanmıştır. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya arasındaki biliyorsunuz savaş son dönemin uluslararası politikadaki en kilit sorunlarından bir tanesi. Can Bey, bir ara verelim. Burada... Aslında bu konuyu biraz daha konuşacağız. Hem o konjonktürün ne kadar uygunluğu, hem Ukrayna Savaşı, tamam, hem de bu en son NATO'yla ilgili olarak Türkiye'nin koyduğu tavrı belki biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Çünkü bağımsız düşünemeyeceğiz anladığım kadarıyla bu konuları. Evet. Kısa bir aramız var. Aradan Peki. sonra devam edeceğiz. Ankara'da, Ankara Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge, bir koridor hedefliyor. Bunun için de son 6 yılda çeşitli harekatlar yaptı, 4 operasyon gerçekleştirdi ve yenisinin de belli ki bugünkü Milli Güvenlik Kurulu açıklamasıyla eli kulağında. Ve biz de yakın planda bugün konuklarımızla bu konuyu konuşuyoruz. İlk turda tam da aslında konjonktürün uygunluğu konusuna Can Bey gelmişti bu harekatla ilgili. Oradan devam edersek Şakir Bey, Türkiye acaba bir yandan evet Ukrayna Savaşı'nda etkisi var. Hep konuşuyoruz Rusya'nın Suriye sahasından güçlerini çekmesi bir yana. Ama öte yandan acaba Ankara, Finlandiya ve İsveç'in NATO konusunda Türkiye'ye olan PKK ile ilişkili söylemini test etmeye veya samimiyetini ölçmeye çalışacak gibi mi bu adımla? Muhtemelen. Yani bu konudaki tartışmaları, hükümetimizin politikasını, muhalefetin pozisyonunu takip etmeye çalıştım. Burada şöyle bir kafa karışıklığı benim dikkatimi çekiyor. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine çekincelerle yaklaşmak, tamamıyla karşı olmak başka bir şey. Ama bazı koşullar öne sürerek, müzakere ederek, Türkiye için kazanımlar sağlayarak bu süreci yürütmek bir şey. NATO'ya kategorik olarak karşı çıkmak bir başka şey. İlk önce bu NATO'ya kategorik olarak karşı çıkmaktan bahsedeyim. Ama şimdi konumuz tam olarak o değil. Biz yine Suriye meselesi çerçevesinde sormuştum ben bu soruyu. Çünkü ikinci bölümde yine bu konuyu daha ayrıntılı konuşuruz diye düşünüyorum. Ne isterseniz yine hızlıca geçebilirsiniz de yeri geldi konuşayım derseniz. Tabii. Ama onun yeri ayrı, onu da biliniz. Tamam, peki. Tamam. Yani Suriye çerçevesinde de aslında bu çok değişmiyor. Yani Türkiye'nin bir NATO üyesi olması... Ordusunun hem bazı standartlara sahip olması, hem bir ittifakın parçasının olması, Suriye'de ya da Irak'ta terör örgütüne karşı operasyonlar yaparken bu yetkinlikle ve bu ittifakın parçası olarak yapması, yaptığı operasyonun meşruiyetini bir NATO üyesi olarak savunması çok daha kolay. Yani ben geçmişte çok müzmin bir NATO muhalifi olmasa da NATO'ya eleştirel bakan biriydim. Yani işte
Türkiye'nin Soğuk Savaş'taki politikasını çalışırken hakikaten bir Sovyet tehdidi var mıydı Türkiye'ye karşı? İşte ne bileyim, solcular Türkiye'de devrim yapacak kadar güçlenmişler miydi? Ya da Sovyetler Birliği hakikaten Türkiye'yi, ne bileyim, Boğazları ve Kars Ardahan'ı tekrar almak üzere bir hamlede bulunmak üzere miydi? Ben buna çok şüpheyle yaklaşmış olan bir siyaset bilimci ya da siyasi tarihçi olmuşumdur. Eğer Sovyetler Birliği böyle bir şeyi niyet etmiş olsaydı muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerin Ukrayna örneğinde olduğu gibi bunu durdurmaya çok gücü yetmeyebilirdi. Özellikle 2. Cihan Harbi'nin hemen sonrasında. Ondan dolayı hep şüpheyle yaklaşmıştım ve hem Sovyetlerin niyetine karşı hem de NATO'nun koruyucu şemsiyesi konusunda şüpheliydim. Mamafi bu Rusya'nın Ukrayna operasyonundan sonra, evet, yani Sovyetler döneminde yani Stalin geldi, hakikaten kontrolden çıkmış diktatörleri de oldu Sovyetler Birliği'nin, ama Türkiye konusunda bu şanslarını denemediler ya da test etmediler. Bir taraftan şunu hakikaten söyledik. Türkiye NATO'nun Allah'tan bir üyesiymiş. Ukrayna olmaya çalışırken olma deyip Ukrayna'nın bütün kaygılarını ve hatta sadece Ukrayna'nın değil, Doğu Avrupa'daki bütün ülkelerin Ruslara karşı besledikleri ön yargıları, tedirginlikleri besleyen bir operasyon yaptı. Bu bakımdan NATO zannediyorum böylelikle tekrardan önem kazanmış oldu. Hı hı. Benim gibi düşünenler de şapkalarını tekrar önlerine koyup düşünmek zorunda kaldılar. Suriye'deki operasyonlarda da yine zannediyorum Türkiye'nin NATO üyesi olması hem bu operasyonları kolaylaştıran hem de öncesinde, yani buna anlaşmalar diyelim, icazet demeyelim ama çeşitli ülkelerle konuşarak Türkiye'nin buradaki operasyonuna yeşil ışık alınmasını sağlamıştır diye düşünüyorum. Yani konu henüz gelmediği için işin Finlandiya ile İsveç'in üyeliği konusuna devam edebilir miyim? Yok, onu sonradan konuşuruz. Bir sonraki turda soracaksınız. Evet, öyle, o zaman yapalım. Sorayım. Tamam. Sayın Kur'an, Amerika Birleşik Devletleri nasıl yaklaşır Türkiye'nin operasyonuna bu konjonktürde? Ya zaten Amerika Türkiye'nin bu sınır ötesi operasyonlarına hep mesafeli yaklaşmıştır. Yine beni şaşırtmadı. Zaten dün itibariyle yine bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin olası bir sınır ötesi operasyonda bir harekatının bölgede istikrara, altını çiziyorum, olumsuz etkisi olurmuş. Bölgede istikrara olumsuz etkisi olurmuş. Yani ABD'nin aslında Irak işgali, Suriye'ye müdahalesi, bütün bunlar bölgede istikrarsızlığa yol açmadı da Türkiye'nin sınırında bulunan tehdidi, hem güvenlik hem de toprak bütünlüğüne yönelik tehdidi etkisiz hale getirmesi istikrarsızlığa yol açacak. Tabii ABD'nin, yani Amerika'nın aslında Türkiye'nin bu terörle vermiş olduğu mücadeledeki yaklaşımı belli. Yani bunu uluslararası ilişkileri, dış politikayı yakından izleyenler bilirler. Hı hı. Yani Türkiye'de, ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetimler, başkanlar değilse de aslında ABD'nin bu meseleye yaklaşımı çok köklü bir değişikliği görmeyiz açıkçası. Biraz üslup açısından farklılık görürüz ki Obama zamanında mesela bu PKK-YPG yapılanmasına verilen destek açık bir şekilde hale geldi. Sonra Trump döneminde de devam etti. Halen de Biden döneminde devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'nın bölgeye geleneksel bakışı, birincisi doğru. Kendi küresel çıkarları ve bölgesel çıkarları çerçevesinde bakar. Ama Türkiye'yi de doğal olarak NATO'nun güney Doğu kanadının önemli bir müttefiki olarak görür. Ama ben Şakir Hoca'nın söylediği önemli bir şey vardı. Yani ben hep eleştirel baktım dedi NATO'ya. Aslında biz bütün uluslararası örgütlere, organizasyonlara eleştirel bakmamız lazım. Çünkü uluslararası organizasyonlar, uluslararası örgütler, başta NATO gibi bir güvenlik örgütüdür. Avrupa
ekonomik topluluğu veya Avrupa Birliği diyelim, işte Avrupa Konseyi diyelim. Yani bütün uluslararası, devletler arası bu örgütleri aslında her ülkenin belirli noktalarda eleştirel bakması lazım. Yani kayıtsız şartsız, müsbet, olumlu veya olumsuz bir yaklaşım söz konusu olarak netice itibariyle bu örgütler içerisinde yarışan devletler vardır, aktörler vardır ve bu aktörlerin ulusal çıkarları vardır, milli çıkarları vardır. Her ne kadar Avrupa Birliği de desek, NATO'da desek ki İsveç, Finlandiya durumunda bunu göreceğiz. Bir uluslararası örgütün işlevi, amacı belirlenir kurucu anlaşmalarda. Bir de üye ülkelerin bu organizasyondan beklentilerinin ne derece ulusal çıkarlarıyla örtüştüğüne bakar üye her ülkeler. Her ne kadar güvenlik ya da ekonomik çatı altında olması da Birleşmiş Milletler için bile aynısı geçerli. Aynı şey geçerlidir. Yani bu eleştirel bakış açısı aslında herkesin yapması gereken bir husustur. Dolayısıyla böyle kayıtsız şartsız bir uluslararası örgütün yanında veya karşısında değil de sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli çıkarları çerçevesinde, jeopolitik çıkarları çerçevesinde ve özellikle de güvenlik çıkarları çerçevesinde nasıl bir yaklaşım görüyorsunuz? Çünkü biraz sonra söylediniz, İsveç ile Finlandiya'yı bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bu nedenle ABD'nin aslında, bakın ben ABD ile ilgili sanıyorum burada NTV kanalında da çok konuştuk. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinin temelini ben esasen bu meseleye bağlıyorum. Yani bizim aramızda çok sorunlar var. Hı hı. ABD ile, yani Johnson mektubundan başlatırsınız, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar, daha sonraki birçok meseleye kadar. İşte S-400'ler, F-35 programdan çıkarılmamış, F-16'lar. Yani Türkiye-Amerikan ilişkileri sorunlu alanlardır. Ama bir şekilde yönetilmiştir. Yani bizim Demirel döneminde 75'te Amerikan 21 tane askeri üssünün kapatılması, ABD askerlerinin yurt dışına çıkarılması. Bütün bunlar bir şekilde belirli dönemlerde yönetilir. Rusya'dan bağımsız olarak da değil herhalde, değil mi? Bir ama, denge unsuru olarak her zaman iki ülke. Doğru. Ama şöyle bir şey var Seda Hanım. Bu PKK-YPG yapılanmasına verilen destek farklı bir şey. Çok farklı bir şey. Çünkü doğrudan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren bir mesele. Ve ben her zaman ifade ediyorum. Yani dış politikayı takip eden bir insan olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde bütün diğer sorun alanları bir şekilde bir noktada yönetilebilir. Ama en önemli mesele, en önemli konu bu ABD'nin PKK-YPG yapılanmasına vermiş olduğu askeri ve lojistik destektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bakın devlette iktidarda kim olursa olsun, hı hı, kayıtsız şartsız kabul etmeyeceği husus budur. Toprak bütünlüğünün korunması noktasındaki hassasiyetinin karşılık görmemesidir. Artık orada, inanın bana Seda Hanım, orada artık ne NATO müttefikliği kalır, ne ABD-Türk ilişkileri kalır, ne askeri güçlerin karşılaştırılması kalır. Bunun Türkiye ilk Fırat Kalkanı operasyonu biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra yaptı. 36-37 gün yaptı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli bir travma yaşadığı dönemde toprak bütünlüğü söz konusu olduğu zaman 35-40 gün sonra bir darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ve o zaman da Alman Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Türkiye, çünkü o zaman da Avrupa'dan da eleştiriler geldi. Yani Türkiye'nin bu sınır ötesi operasyonuna. Alman Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Dedi ki Türkiye dedi eğer toprak bütünlüğünü koruması söz konusu olursa Amerika ile dahi savaşmayı göze alır. Yani tabii orada IŞİD meselesi vardı yanlış efendim? Hatırlamıyorsam. IŞİD ile ilgili bir operasyondu ve Amerika'nın da aslında tabii DAEŞ ile IŞİD, evet, zaten Türkiye tek başına önemli ölçüde DAEŞ ile IŞİD ile mücadele etti ve etkisiz hale getirdi. Evet. 3000'in üzerinde de DAEŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bunu biz yalnız söylemiyoruz. Hı hı. Bunu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de o dönemlerde söyledi. Yani Türkiye güney sınırlarında yalnız PKK-PYD yapılanmasına, terör örgütlerine karşı değil, aynı zamanda DAEŞ terör örgütüne, hı hı, karşı da mücadele verdi. Ve NATO müttefikleri içerisinde en etkin mücadeleyi en önde veren Türkiye olmuştur. Hı.
Dolayısıyla Türkiye'nin bu konumu itibariyle ABD'nin aslında bir tercih noktasına geldiği zaman şunu görecek. Bir tarafta Türkiye, az önce de değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi, bir tarafta YPG PKK'yı bir müttefik olarak mı tercih ediyor Suriye'de? Bu tercihi bir noktada, bilmiyorum, belki çok yakın zamanda önüne gelecek Amerika'nın. Evet. Yani bu, çünkü Türkiye'nin kayıtsız şartsız, bir de şunu altını da çizmeme müsaade edin. 2016-17'den sonra bu Türkiye'nin terörle mücadele konseptinde çok ciddi bir radikal değişiklik oldu. Şu anlamda oldu. Türkiye 40 yıldır bu terörle mücadele ediyor. Aylıkçı terör örgütüyle. Ama 2016-17'den sonra özellikle yerinde, yani tehdidi yerinde etkisiz hale getirme. Eskiden yani sınıra kadar gelip sınırdan giriyorlardı. Türkiye'deki işte muhtelif, özellikle güneydoğudaki şehirlere, oradaki yerlere, sivillere, güvenlik güçlerine terör eylemleri gerçekleştiriyorlardı. Büyük şehirlere geliyorlardı. Ama Türkiye son 5-6 yıldır başta Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri, Milli İstihbarat Teşkilatı çok ciddi bir konsept değişikliğine gitti ve terör unsurlarını yerinde, bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi. Evet, hep para hava harekatları vardı, artık bunlara kara harekatları da eklendi son yıllarda. Peki Can Bey, evet, tam sizin sözünüzü ben bu konjonktüre geldiğimiz yerde noktalamıştım. Tabii ister istemez Amerika ile ilişkilerle başladık biz buradan bu meseleye. Siz nasıl değerlendirirsiniz tam da o ortamı? Ben şunu söylemiştim tam reklama gitmeden önce. Bugün Türkiye için böylesi bir operasyonu gerçekleştirmek adına konjonktür uygun gözüküyor. Çünkü zaten Türkiye son yıllarda dış politikada bir hareket serbestisi kazandı. Aynı zamanda Ukrayna ve Rusya arasındaki bu krizde tabii Türkiye'nin arabuluculuğuna olan ihtiyaç ön plana çıktı. Çünkü Türkiye NATO'nun içinde kalmasına rağmen NATO'nun genel olarak Rusya'ya yönelik aldığı yaptırım kararlarına katılmadan hem Batı'nın hem Rusya'nın arasında bir köprü olabileceğini gösterdi. Ve bu bağlamda da aslında diplomatik bir manevra yeteneğinin olabileceğini ortaya koydu. Tabii ki bunun devamının gelmesi gerekir ama doğru bir başlangıç burada var. Diğer mesele de biraz sonra daha uzun olarak değineceğimiz İsveç-Finlandiya meselesi. Bu konuda Türkiye'nin veto hakkı ona bu kadar ciddi bir güç kazandırmışken ABD'nin veya NATO'nun diğer önde gelen ülkelerinin Türkiye'nin bu yönde atacağı bir adıma güçlü, etkili bir tepki vermeleri pek mümkün gözükmemekte. Bununla birlikte şunu eklemek isterim. Tabii NATO'ya veya hiçbir uluslararası örgüte bağlılığı, onun içerisinde bulunmayı bir fetiş haline getirmemek gerekir. Gayet tabii ki bir gruptan diğer bir gruba geçilebilir veya bir ülkeyle daha yakınken daha sonra o ülkeyle aranın bozulabilir, daha başka ülkelerle olan işbirliği ön plana çıkabilir. Hani De Gaulle'in ünlü sözü vardır. Fransa'nın devamlı dostları ya da devamlı düşmanları yoktur. Sadece devamlı çıkarları vardır diye. Türkiye'nin de gayet tabii ki bu bilinçle hareket etmesi gerekir. Aslında bunun da literatürdeki adı malum, işte makyavelizmdir. Yani makyavelist bir çerçevede Türkiye'nin kendi çıkarlarını önceleyerek hareket etmesi lazım. Fakat burada işbirliği içinde bulunmak illaki sizin çıkarlarınızdan ayrı davrandığınız anlamına da gelmez. Bunu da özellikle söyleyelim. Çünkü bu noktada hani Türkiye'nin daha fazla güç odaklı bir politika takip etmesinin veya uluslararası ittifaklardan kendisini biraz çıkarması ve daha kendi başına politikalar takip etmesinin çıkarlarına daha hitap edebileceğini düşünen, bunu verili bir gerçeklik olarak kabul eden insanlar görüyorum. Yani bunu sosyal medyada da, bunu yorumcular arasında da sıklıkla görmekteyim, bu insanlara rastlamaktayım. Siz katılıyor musunuz? Hayır, şöyle. Tamamıyla konjonktüre göre bu değişir. Bazı noktalarda gayet tabii ki sizin tek başınıza karar almanız daha doğrudur. Ama bazı noktalarda sizin bir işbirliği dahilinde hareket etmeniz size daha iyi bir sonuç getirir. Yani şöyle bir örnek vereyim. İngiltere 1973
73 yılında Avrupa Birliği'ne üye oldu. Ve yakın geçmişte de 1-2 sene önce de malumunuz Avrupa Birliği'ni terk etti. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu, tabii o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu, onların ortaya koyduğu bu ekonomik birliktelik onun çıkarlarına hizmet etmekteydi. Ve oradan maksimum karı aldı. Sonrasında oranın artık kendisi için yarar taşımadığına, hatta belli bazı konularda kendisinden ödün vermesi gerektiğine kanaat getirdi ve oradan ayrıldı. Şimdi uluslararası örgütler de bu bağlamda genel olarak değerlendirilmeli. Onlarla siz belirli bir yere kadar birlikte hareket edebilirsiniz. Bu sizin çıkarlarınızı destekler, bu sizin çıkarlarınızı güçlendirir. Ama sonrasında siz orada eğer bir sıkıntı yaşayacağınızı öngörüyorsanız veya alternatiflerin daha fazla yarar sağlayacağını görüyorsanız gayet tabii ki burada siz illaki birlikte olmak gibi bir çerçevede de hareket etmeyebilirsiniz. NATO ile alakalı sanırım şöyle bir sorun var genel anlamda. Şimdi NATO bir soğuk savaş ürünü. Yani bunu reddetmenin lüzumu yok. Yani soğuk savaşta Sovyetler Birliği'nin ve aslında uluslararası sosyalizmin çevrelenmesi adına oluşturulmuş bir yapı. Ve o dönemki amacı da çok net. Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi ve Doğu Bloku'nun çökmesinden sonra aslında NATO'nun amacının ne olduğu konusunda da bir muğlaklık ortaya çıktı. Yani şimdi siz Türkiye'ye sorsanız, Türk halkına sorsanız NATO'nun amacı ne diye farklı cevaplar alırsınız. Yunanlılara sorsanız farklı cevaplar alabilirsiniz. ABD'lilere sorsanız tamamen farklı cevaplar alabilirsiniz. Yani şimdi önceden amacı evet belliydi. Sovyetler Birliği'ni çevrelemeye çalışıyordu. Bugün gelinen noktada işte gerçi onun üzerinden de bir 20 sene geçti ama Kosova'ya, işte Yugoslavya'ya müdahale ediyor Kosova krizinden dolayı. İşte birkaç sene önce malum Libya'ya müdahale etti. Yani kendi alanı dışındaki bazı bölgelerde de yine harekatlara girişebiliyor. O zaman da işte o amacındaki muğlaklık üyelerin oradaki varlığını sorgulamasına sebep olabiliyor. Yani çünkü bu ülkeleri yöneten insanlar veya genel olarak kamuoyları diyor ki neden NATO Libya'ya müdahale ediyor? Onun genel anlaşmasında böyle bir madde var mı? Veya neden Balkanlarda bu kadar etkili olmak peşinde? Bakın Balkanlara yöneldiğinde Yunanistan bir NATO üyesi olarak tamamıyla Rus tezlerinin yanından gitti. Doğrudan Sırbistan'ın ve Yugoslavya'nın yanında olmayı tercih edebildi. Önceden bunlar olabilecek şeyler değildi. Daha yekpare bir tavrı vardı. Çünkü amacı netti. Amacının netleşmesi bu ülkelerin tavırlarında da beraberliği, birlikteliği getiriyordu. Ama bugün baktığınızda o muğlaklık bu tavırlarda da ciddi farklılaşmaları ve belirsizlikleri beraberinde getirmekte. Yani NATO'nun temelde böyle bir sorunu var ki sanıyorum tam da böyle bir kabulden yola çıkarak Macron şunu demişti. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti değil mi? Evet. Vurgusu tam olarak bunun üzerineydi. Çünkü ne yapacağız? Amacımız ne? Neyi hedefliyoruz? Bu tam belli değil. Ha, nereye kadar? Bu Ukrayna krizine kadar. Putin öyle bir hata yaptı ki hem başarısız oldu. Yani Ukrayna üzerindeki savaşta başarısız oldu. Hem ülkesine yönelik çok ciddi ekonomik yaptırımları tetikledi. Hem de bütün bir Avrupa ve Batı kamuoyunu kendi karşısında tekrardan birleştirdi. Dolayısıyla bugün eğer NATO'nun tekrardan bir bütün olması söz konusu olabilecekse Putin'in burada yaptığı müthiş bir stratejik hatayı öngörmek gerekir. Türkiye'nin buradaki konumu da hem Rusya'yla ilişkileri hem de ABD'nin yine Selami Hoca'nın çok isabetli biçimde belirttiği gibi YPG ile olan ilişkisini kesmesine bağlı olarak gerçekleşecektir. Bu sanırım yine sonraki evet. turda daha yoğun konuşur ama İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yönelik Türkiye'nin politikası da yine tam olarak bu minvalde şekillenecektir. Şimdi tam da bu Ukrayna'da başarısız olan Rusya'nın aslında bölgeden çekilmesinden söz ediliyor ama yine de işte deniz üstünde, hava üstünde belli bir miktar askeri Şam çevresinde, Esad'a yakın bölgelerde tutacağını da bir şekilde yine anlaşılıyor. Ukrayna Savaşı'nda da Türkiye'nin tavrı çok ortada Rusya açısından bakıyorum. Şimdi Rusya açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Türkiye'nin operasyonunu. Geçmiş operasyonlarda ortak adımlar da atılmıştı Rusya'yla. Putin nasıl bakar? Yani sadece
Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmış bir yeşil ışık olduğunu zannetmiyorum. Ben aynı zamanda Rusya'dan alınmış bir yeşil ışık olduğu kanaatindeyim aynı zamanda. Kamuoyuna çıkıp sözcüleri farklı yönlerde beyanatlarda bulunabilirler ama uzunca bir süredir Suriye'de 3 bölgeli bir oluşum konusunda anlaşma olduğu görülüyor. Bir tarafta Rusya'nın işte himayesinde Esad yönetiminin idaresinde olan Şam, Laskiye, Tartus gibi bölgeler. Bir tarafta Türkiye'nin himayesinde işte Afrin ve devamındaki Kuzey Suriye bölgesi ve üçüncüsü ise Amerika'nın himayesinde olan ama yavaş yavaş Amerika'nın himayesinden çıkan Trump'ın burada asker çekmesiyle birlikte YPG bölgesi diyebiliriz. İsterseniz Kürt bölgesi deyin ama daha ziyade YPG bölgesi. Neden bu tereddütü yaşıyoruz? Amerikalılar aslında bu tereddütü yaşatmak istiyorlar. Bu tereddütü yaşamayan belki sadece Türkiye ve Türk hükümeti. Genelde Amerika'nın himayesinde olan bölgeden bahsederken insanlar batıda bir tarafta cici çocuklar YPG, hatta bu YPG'nin PKK ile ilişkisini Türkler bize çok gösterdiler. Bunun adına Demokratik Suriye Güçleri diyelim, başka bir şey olarak görünsünler istendi. Öbür tarafta ise işte PKK, onlar kötü çocuklar, Türkiye bunlara operasyon düzenleyebilir, tabii ki egemenlik hakkını savunabilir diyorlar. YPG'nin Rusya ile PKK'nın ilişkisi nasıl ola geldi? Bunlar aynı şeyin farklı renkleri, farklı tonları, yani farklı isimler altında örgütlenen bir terör örgütünün, diyelim ki işte İran kanadına baktığımızda orada PEJAK geçiyor. İşte ne bileyim Türkiye'de ve Irak'ta PKK geçiyordu. Suriye'ye geldiğimiz zaman isminin YPG olarak değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Şunu soruyorum. YPG PKK'nın Amerika ile olan ilişkisi üzerine konuştuk ya. Rusya ile olan ilişkisi. Rusya ile olan ilişkisi de var. Hatta Esad yönetimi ile olan ilişkisi de var. Bu ilişki Türkiye açısından kabul edilebilir ilişkiler olmamasına rağmen, dediğim gibi nüfuz bölgeleri Suriye'de oluşmuş durumda ve Türkiye'nin nüfuz bölgesine yakın olan ve Türkiye'nin kendi nüfuz bölgesinde görmek istediği bu alanda aslında hem Amerika'nın hem de Rusya'nın operasyon yapması, Türkiye'yi engellemesi çok mümkün değil. Yapabilecekleri şey Türkiye'nin bu operasyonlarını yaparken, nüfuz alanını genişletirken sınırlı kalmasını sağlamak. Bunu da açıklamalarla sağlamak. Burada Türkiye'yi en caydırabilecek olan şey Amerikan askerlerinin bölgede olmasıydı. Bir zamanlar öyleydi. Evet. Ve yani Amerikalılar emperyalizm konusunda çok becerikli değildirler. Ne demek bu şimdi? Evet, İngilizler daha beceriklidirler. Gittikleri, sömürdükleri memleketlerde bu sömürüyü devam ettirmek üzere sadece savaş yapmazlar. Savaş yaptıktan sonra bir devlet inşa ederler. Bu sömürüyü devam ettirmek üzere bir koloni düzeni, sömürü düzeni tesis ederler. Bir devlet düzeni, toplum düzeni inşa ederler. Hindistan'da olduğu gibi. Evet, evet. Amerikalılar bunu hiçbir yerde yapamadılar şimdiye kadar. Belki en başarılı oldukları yer Güney Kore'dir. Ama Kore'yi bir bütün olarak düşünürsek Kuzey Kore konusunda bir hayli başarısız olduklarını söyleyebiliriz. Vietnam'da başarısız oldular. Sayalım başka, Afganistan'da başarısız oldular. Irak'ta başarısız oldular. Yani hatırlıyoruz, Irak'a demokrasiyi götürdük. İşte anayasa hukuku profesörleri geldi Amerika'dan, oraya anayasalar yazdılar, bir düzen kuruyorlar. Bu konularda hiç becerikli değiller ve bir devlet tesis edemiyorlar. Bunun gerektirdiği maliyeti üstlenme konusunda çok çekingen kalıyorlar. Çünkü Amerikalılar her zaman yapacakları girişimden dolayı ne masraf yapacaklarını, hem insan masrafı hem ekonomik olarak ne masraf yapacaklarını hesap ederler. Bunun kendilerine ne getireceğini de hesap ederler. Ve en sonunda Kuzey Suriye'de, Irak'ta
bulunduracakları her bir askerin maliyetinin kendilerine getireceğinden daha düşük olduğunu gördüklerinde bu Obama döneminde başladı. Trump döneminde çekilmeyle son buldu. Evet, peki. Son buldu. Devam edebilirsiniz. Sizinle devam edelim ama bir ara vermemiz olur, gerekiyor. Olur, hay hay. Zamanı çünkü çok belli. Tamam. O arayı verelim, aradan sonra devam edeceğiz. Yakın plana devam edelim. İkinci bölümde, ilk bölümde Türkiye'nin güneyindeki olası operasyonunu, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra her an başlayabilecek olan o operasyonu değerlendirmeye çalıştık. Ama ondan bağımsız olarak tabii Türkiye bunu güvenlik gerekçesiyle ve teröre karşı bir operasyon olarak düşünüyor ve böyle beyan ediyor. Aslında çok da ayıramayacağımız bir konu, çünkü Türkiye, Ankara aynı zamanda iki ülkeden, İsveç ve Finlandiya'dan da yine terörle bağlantılı olarak teröre verilen desteğin sona ermesiyle ilgili olarak bir talepte bulunuyor. Bir mutabakatın olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında çok da ayıramıyoruz. Şakir Bey, sizin sözünüzü reklam arasından önce bölmek durumunda kalmıştım. Tam da aslında bu konularla ilgili bir şey söyleyeceksiniz ya da Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bir şey getiriyordunuz galiba. Tamamlamak isterseniz devam edebiliriz. Hemen tamamlayayım. Öncelikle sorunuza kısa ve net cevabı vereyim. Rusya ile Türkiye bu Suriye meselesinde ne yaparlar? Rusya zaten Ukrayna'da kendi meselesiyle boğuşuyor, uğraşıyor. Kendisine karşı uluslararası yaptırımlarla boğuşuyor. Bundan dolayı dikkati bir hayli dağınık. Suriye'de Türkiye'nin yapacağı bir operasyon konusunda itirazlarını dile getirse de yapabileceği çok bir şey yokmuş gibi görünüyor. Can Hocam'ın söylediği gibi konjonktür Türkiye'nin bu bölgede operasyon yapmasına elverişli. Hemen şunu da söyleyeyim, Can Hocam da arada konuşurken ben de onu söyleyecektim, eksik kaldı dedi. Ben tamamlamış olayım. Şimdi tabii ki Türkiye milli çıkarı ne gerekiyorsa onu yapar ve milli çıkarı eğer NATO dışındaki alternatiflerde ise o zaman onu arayacaktır. Aslında Soğuk Savaş'ın bittiği dönemde hepimiz bir rahatladık ve Soğuk Savaş dönemine, NATO üyeliğimize, hani aşırı solda kalmadan muhalefet etmenin bir rahatlığı vardı. Yani kimse artık bize NATO'yu eleştiriyoruz diye komünist yaftası vuramazdı. Ve böylelikle akademide bir rahatlama meydana geldi ve NATO, Soğuk Savaş dönemi kıyasıya eleştirildi. Ben de o grup içerisinde yer aldım işin açığı. Ve hükümetimizde de özellikle belirli bir dönemde NATO dışındaki alternatifleri değerlendirme söz konusu oldu. Yani Şangay Beşlisi'nden işte ne bileyim S-300'lere, işte Çin'le Rusya'yla alternatif bir ittifak olabilir mi, İran'la bir işbirliği olabilir mi? Her neyse, bunların hepsi değerlendirildi ve netice itibariyle geldiğimiz yer aslında komşularımızla kötü ilişkiler içerisinde olduğumuz, sadece Yunanistan'ı değil, öbür tarafta Mısır'ı, İsrail'i, Körfez ülkelerini, Suudi Arabistan'ı kendimize yabancılaştırdığımız bir sürecin içerisine girdik. Biz yabancılaştırırken bu ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri maliyeti daha ucuz bir, daha düşük bir alternatif politikanın, bölge politikasının peşindeyken, işte Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Yunanistan üzerinden bir başka eksen oluşturmaya başladı ve Türkiye'nin bu eksen içerisinde yer almaması kabul edilebilir hale geldi Amerika Birleşik Devletleri için ve hatta NATO için. Türkiye'de dediğim gibi bu eksenin içerisinde yer almadan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini biraz daha gergin tutarak farklı arayışlar içerisinde bulundu. Döndük, dolaştık, nereye geldik? Mısır'la ilişkilerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. İsrail'le ilişkilerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Suudi Arabistan'la bir açılım peşindeyiz. Körfez ülkeleriyle açılım peşindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'yle tekrar ilişkilerimizi rayına oturtma derdindeyiz. Evet, yani diğer alternatifleri denedik. Anlaşılan o ki bu alternatif diğerinden daha iyiymiş. Ben de bir NATO... Yani çok ciddi bir NATO karşıtlığım olmadı ama bir NATO muhalifi olarak farklı eleştirel düşünceleri her zaman dile getirmiş biri olarak NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra tekrardan uyandırıldığını ve önemini tekrardan kazandığını, sadece dünya için değil Türkiye için de kazandığını söylemek isterim. Sayın Kur'an, şimdi NATO'nun beyin ölümü demişken...
İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine veto konusunda Türkiye ile ilgili çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bugün Macron'la konuştu. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bir yandan Dışişleri Bakanı Stoltenberg'le telefonla görüştü. Daha dün Ankara'da heyetler vardı. Onlar konuştular. Türkiye'nin talepleri bir mutabakatla mutabakat altına alınsın diyorlar. Ankara bunu alana kadar vazgeçmeyecek mi size göre ve öyle mi olmalı? Evet, teşekkür ederim. Müsaade ederseniz NATO ile ilgili genel evet. bir değerlendirme evet. yapayım. Türkiye'nin Can Hoca'nın NATO ifade ettiği. Ilgili. Evet. Tamam. Şimdi aslında baktığımız zaman NATO bir ortak güvenlik örgütü. 49'da kurulan. Aslında Türkiye'de 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti döneminde NATO üyeliği için başvuruyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri kabul etmiyor. Daha sonra Mayıs 1950'deki seçimlerden sonra yani Menderes hükümeti döneminde tekrar bir başvuru yapılıyor. Getirilen şart Kore'ye asker gönderirseniz Amerika Birleşik Devletleri'ne malum Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye bir saldırısı söz konusuydu. Bu şekilde sizi örgüte alabiliriz. Türkiye de buna olumlu yaklaşıyor ve 52'de de zaten üyeliğe alınıyor. Hı hı. Aslında NATO'yu şöyle görmek lazım. Yani bizde bazen çok kategorik bir değerlendirmeler yapılıyor. Netice itibariyle NATO meselesi Türkiye için şu açıdan önemliydi. Çünkü 45-46'da Sovyetlerin boğazlar üzerinde bir takım talepleri vardı. Kontrolü birlikte yapmak istiyorlardı. Türkiye Sovyet tehdidine karşı NATO'yu bir güvenlik şemsiyesi olarak gördü ve o zaman da yani merhum İnönü'de, merhum Menderes döneminde de bir güvenlik şemsiyesine Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olduğundan hareketle NATO'ya üye olundu. Şimdi önemli olan husus şu, bizim şeyle ilgili olarak bu bölgesel çatışmalar, bölgesel jeopolitik mücadeleyle ilgili olarak dikkat etmemiz gereken şu. Uluslararası ilişkilerde siz zaman zaman rekabet edersiniz, zaman zaman işbirliği, zaman zaman da çatışırsınız. Yani ulusal çıkarların karşı karşıya gelmesi durumunda. Aslında bizim yani ABD ile de Rusya ile de yani ki bunlar iki küresel güç, yine altını çiziyorum. Suriye'deki mesele Türkiye'nin sadece PKK-YPG örgütlerine karşı verdiği bir mücadele değil. Esası itibariyle, özü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Suriye'de Amerika'ya ve Rusya'ya karşı bir mücadele veriyor. Çünkü bu yapılanmaları destekleyen bu iki küresel güç. Bunun bir defa adını koymamız lazım. İkinci husus da şu açıdan önemli. Sizin ifade ettiğiniz bu NATO meselesiyle ilgili doğru, Macron'un beyin ölümü gerçekleştir ifadesi vardı 3 yıl, 4 yıl önce. Yine Trump'ın çok rezervi vardı NATO ile ilgili olarak. Yani özellikle askeri harcamalar noktasında Fransa'ya ve Almanya'ya şeyde bulundu. Yani katkıda bulunmalarını istedi. Çok mesafeli yaklaşıyordu. Ama ne değişti? Ukrayna Savaşı hem küresel anlamda hem de bölgesel anlamda güvenlik mimarisini değiştirdi. Yani dediği gibi Can Hoca'nın çok doğru. Yani Ukrayna Savaşı'nın getirdiği en önemli sonuçlarından bir tanesi NATO'ya bir can simidi oldu. Hı hı. Yani NATO esas itibariyle 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Paktı olarak esas itibariyle askeri ortak savunma amaçlı bir örgütlenmedir. Siyasi amacı da var ama. Biz bunu nereden görüyoruz? Çünkü bakın geçen NATO zirvesinde 2030 konsepti hazırlandı. 2030 konseptinde de bir Rusya zaten geleneksel tehdit olarak algılanıyor. İkinci sıraya Çin kondu. Üçüncü sırada dikkatinizi çekerim. NATO'nun beşinci maddesinin yani ortak savunma mekanizmasını işletme noktasında uzaydan gelecek tehditlere yönelik kullanılacağını kayıt altına alındı. Yani önümüzdeki 10 yıllarda uzaydan gelebilecek özellikle küresel güçlerle ilgili olarak herhangi bir NATO ülkesine yönelik bir tehditte yine NATO'nun 5. maddesinin işletilmesi söz konusu olacak. Şeyle ilgili olarak peki bu Finlandiya ve İsveç yani İsveç'in 200 yıllık bağlantısızlık politikası, askeri anlamdaki tarafsızlık politikasına son vermesi, yine keza Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ne üye olmasına rağmen NATO'ya girmemesi, yani 70-75 yıllık tarafsızlık politikasına son vermesi,
neden olan husus neydi? Yine bu Ukrayna Savaşı. Ben tekrar soruyorum. İsveç ve Finlandiya neden NATO'ya 3 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl önce değil de özellikle Ukrayna Savaşı'ndan hemen işte bu aşamada, bu süreçte istiyorlar. Ve şiddetli bir talep var. Hızlıca da olsun. Yani Madrid'e yetişsin istiyorlar. Yani kendi iç şeylerinde, karar mekanizmalarında bunu hızlı bir şekilde harekete geçirdiler. Ki kaldı ki İsveç'te bu konuyla ilgili bazı itirazlar da var. İsveç'teki muhalefet özellikle bu sürecin çok hızlı geliştiğini, bizim Finlandiya gibi, yani Finlandiya'da çünkü çok hızlı bir şekilde hareket etmişti. Finlandiya ile aynı şekilde hareket etmenin doğru olmadığını, çünkü NATO'nun geçmişinin, sicilinin çok temiz olmadığını, dolayısıyla İsveç'in ulusal çıkarlarıyla örtüşemeyeceğinden bahisle hükümetini aldırmış oldu. Yani İsveç Başbakanı Anderson'ın hızla yürüttüğü bu süreci doğru bulmadıklarını söylüyorlar. Aslında halk nezdinde baktığımızda %20'lerde, %30'larda NATO üyeliğine daha önceki dönemlerde, yani Ukrayna Savaşı'ndan önce bakılırken, şimdi bu %80'lerin üzerinde. Evet, evet. Neden üstünde Seda Hanım? Neden üstünde? Çok basit. Burunlarının dibinde İsveç çünkü. Ve Finlandiya neyi korumaya çalışıyor? Aslında bir saattir konuştuğumuz meseleyle ilgili. Olası bir Rus tehdidine karşı toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumaya çalışıyor. NATO'nun güvenlik şemsiyesi altına girmeye çalışıyor. Bu kadar net. Şimdi tersinden soralım. Türkiye bu talebe neden rezerv koyuyor? Neden bir şerh koyuyor, itiraz koyuyor? Türkiye diyor ki ya benim toprak bütünlüğü tehdit altında. 30-40 yıldır, 35-40 yıldır ve egemenliğim tehdit altında. Dolayısıyla benim bu tehditlere karşı verdiğim mücadelede ben NATO müttefiklerinden gerekli desteği görmüyorum. Bırakın gerekli desteği görmeyi, bu örgütlenmelere, bu yapılara yönelik müttefiklerimden, sadece İsveç, Finlandiya değil. Zaten malum, Amerika'dan ABD az bir saattir konuşuyoruz. Üye olarak Amerika'dan görmüyorum. ABD var, Fransız'ı var, diğer ülkeleri de katabilirsiniz. Ama şimdi gündemde olan İsveç ve Finlandiya olduğu için biz bunu tartışıyoruz. Bu yapılanmalara yönelik bu örgütlere, bu ülkelerden ciddi destek var. Silah desteği var, mali destek var, siyasi destek var, lojistik destek var. Bütün bunlara benim masaya yatırmam lazım diyor. Altını da çizelim. Şimdi NATO'ya üye olabilmeniz için NATO anlaşması 14 maddelik bir anlaşmadır. 13. maddesi çıkmayı düzenler. Sadece bir NATO üyesi ülkenin NATO'dan çıkması söz konusu olabilir. Yani NATO'nun bir karar alarak bir ülkeyi NATO'dan çıkarması söz konusu değil. Yani bir ülke kendi siyasi iradesiyle ya NATO'da kalır ya da çıkabilir. Giriş noktasında, NATO'ya üye olma noktasında müttefiklerin tamamının oy birliği şartı var. Evet. Şimdi oy birliği şartı şöyledir. Veto kartı yani. Veto kartının anlamı şudur. Veto kartını kullanacak ülke bunu iki çerçevede kullanır. Bir, o ittifakın, yani organizasyonun, uluslararası ittifakın, yani NATO örgütünün genel çıkarları ve misyonu çerçevesinde. Bir diğer işlevi de kendi ulusal çıkarları çerçevesinde. Yani bu iki çıkarı örtüştürmesi lazım. Şimdi Türkiye diyor ki benim toprak bütünlüğü ve egemenliği koruma noktasında güvenlik endişelerim var, hassasiyetlerim var ve ben bunun karşılanmasını istiyorum. Evet. Ve bunun için de, ve çok doğru, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok üst perdeden koydu. Çünkü güzel bir şeydir, herkese anladığı dilden yaklaşmanız lazım. Çünkü geçmiş dönemlerde Türkiye bu konuda müttefiklerinden sözlü olarak bir takım vaatler, taahhütler almasına rağmen hiçbir yerine getirilmedi. Ve Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır şu açıdan önemli. Bakın bu mesele, yani bu NATO meselesi olsun, Kuzey Suriye'ye yapılacak operasyonlar olsun, bunlar milli meselelerdir. Bunlar iç politikaya malzeme yapılmayacak kadar kıymetlidir, değerlidir. Yani devlete, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milli meseleler noktasında içeride, yani bizim siyasi görüşlerimiz, şeylerimiz herkesin farklıdır ve iyidir de, yani demokrasinin bir gereğidir de bu. Ama bu dış meselelerle ilgili Türkiye'nin özellikle egemenlik ve
güvenlik hakları ile ilgili meselede birlikte hareket etmek çok önemli. Bir şeyin altını çizeyim. Bakın biz bunu söylerken, yani biz derken Türkiye'yi kastediyorum şüphesiz. Türkiye bunu söylerken bunun teyit eden, açıklayan, aynı zamanda NATO'nun birinci derecedeki sorumlu yetkilisi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de ifade etti. Türkiye kadar dedi, NATO müttefikleri için içinde terör saldırılarına maruz kalan bir ülke yok dedi. Evet. Ve Türkiye'nin dedi bu güvenlik endişelerini masaya yatırıp gidermemiz gerekir. Zaten biliyorsunuz işte NATO üyeliği için başvuran evet. Finlandiya ve İsveç heyetleri geldi. Ankara'da görüşmeler evet. yapıldı. Bu görüşmeler ben çok kısa sürede biteceği kanaatinde değilim. Zaman alacak. Ama önemli olan husus şu. Peki. Bir, bu veto kartı çok stratejik bir karttır. Tamam. Türkiye'yi yönetenlerin bunu çok dikkatli kullanacaklarını düşünüyorum. Bakın Makedonya 2008'de NATO üyeliği için baş vurmak istedi, vurdu. Ve Yunanistan vetosu nedeniyle 10 yıl sonra, yani ancak Yunanistan'ın rezervi, çünkü Makedonya'nın tarihsel olarak bir alanının kendisine ait olduğunu iddia ediyor, halen de ediyor. İsim değişikliği istedi. Makedonya olarak başvuramazsınız dedi. Kuzey Makedonya. Makedonya isim değişikliğiyle Kuzey Makedonya oldu ve Yunanistan 2018'de Makedonya'nın üyeliği için koymuş olduğu vetoyu kaldırdı. Dolayısıyla peki, bu süreç hemen toparlıyorum. Bu süreç Türkiye'nin özellikle bu bir taraftan sınır ötesi operasyonları, bir taraftan da NATO müttefikleri içerisinde bu terörle mücadele noktasındaki desteğini tekrar ciddi bir şekilde masaya getirmesi önemli. Bir cümleyle bağlıyorum. Buradaki önemli olan husus sözlü taahhütler, vaatler değil, mutlaka yazılı garantiler alınması ve bu garantilerin de bir takvime bağlanarak, bakın yani peki, çünkü bizim bir teslim edilmesini talep ettiğimiz, ki Avrupa Adli İşbirliği Anlaşması'na yani göre madde madde yazılımı... İsveç ve Finlandiya'dan teslim edilmesi gereken 40 kişi var. Bir ikinci önemli husus Türkiye'nin savunma sanayine getirilen kısıtlamaların kaldırılması. Evet. Üçüncüsü de bu terör örgütleriyle bağlantılarını ilgili ülkelerin mutlaka kesmesi. Türkiye bu taleplerinin karşılığını bulduğu takdirde o zaman tekrar masaya yatıracak meseleyi, ona göre değerlendirmesini yapacaktır diye düşünüyorum. Can Bey, şimdi deniyor ki Haziran'ın sonunda Madrid'deki zirveye bu iki ülkenin işleri yani kabulü yetiştirilecek. Türkiye'nin de tavrını çok güzel özetledi Sayın Kur'an Hocam. O taahhütleri hem işte savunma sanayi alanlarında uygulanan ambargoların kaldırılması evet. hem de tek tek maddeler halinde o terör bağlantıları ile ilgili çeşitli taahhütleri alabilecek mi? Bir ay var Türkiye. Yani bu İsveç'in ve Finlandiya'nın göstereceği tabii tavra bağlı. Özellikle İsveç. Tabii özellikle de İsveç. Hatta şöyle söyleyeyim hocam. Bence en başta ABD'nin. Yani şüphesiz Türkiye'nin asıl mesajı ABD'ye zaten. Yani asıl bu hatta bu ABD olduğunu unutulmaması lazım. Hani burada Türkiye'yi gerçekten tatmin edecek bir cevabın verilmesi, bunun yazılı bir taahhüt altına alınması, bunun takviminin belirlenmesi vesaire bu kadar kısa bir süreç içerisinde yetişecek gibi değil bence. Yani bu çok gerçekçi daha bir beklenti mı? Değil. Yani mutlaka uzamalı da. Hocanın verdiği örnek çok yerindeydi. Şimdi Yunanistan gibi Türkiye ile karşılaştırılamayacak bir ülke. Ya bir ülkenin adını değiştirtti. Adını değiştirdi. Ya ben bu Makedonya isminden rahatsızım dedi. 10 yıl kapıda bekletti. Ve sonunda da istediğini aldı. Ve gerçekten de bir ülkeye adını değiştirdi. Bu az bir şey değil. 10 yıllık da bir süreç aldı bu. Dolayısıyla böyle bir aylık bir süreç içerisinde bunun hemen bir çözüme kavuşması pek mümkün değil. Bu Türkiye'nin devlet olarak ciddiyetine de zarar verir. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Şimdi Türkiye bu tavrında hiç şüphesiz ki haklıdır. Çünkü İsveç'in ve Finlandiya'nın, özellikle de İsveç'in PKK-YPG yapılanması konusunda Türkiye'ye yönelik tavrı hiç anlayışlı değil. Hatta Barış Pınarı operasyonundan sonra da bu sefer ikisine söyleyelim. Hem İsveç'in hem Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bir silah ambargosu söz konusu olmuştu. Ve terör örgütleriyle de eskiden beri içli dışlı veya kendi ülkelerinde onların bulunmasına, bu militanların bulunmasına seyirci kalan bir profilde davranmışlardı. Hani zaten bir de işin
Uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında anlaşılacak bir boyutu var. O da şudur. Şimdi sizin elinize bir fırsat geçmiş, elinizde bir veto gücü var. Bunu gayet tabii ki olabildiğince etkili bir şekilde kullanmak durumundasınız. Yani İsveç ile Finlandiya tamamıyla Türkiye'ye dostane bir tavırda bulunsalardı bile sizin zaten bunu kullanmanız gerekirdi. Yani bu sizin elinizdeki bir tabii ki sizin elinizdeki bir imkandır. Bu da bu veto gücü de yani 30-40 yılda bir gelir devletlerin eline. Öyle çok gelecek, çok sık gelecek bir şey de değildir. Mesela bunun bir örneği bugünlerde çok tartışılıyor malum. Türkiye'nin işte Yunanistan'ın tekrardan NATO'nun askeri kanada dönmesiyle alakalı 1980'li yılların başında o junta hükümeti zamanında verdiği onay. Şimdi bununla birlikte biz aslında Yunanistan'la eşit bir düzlemde yarışma şansını kaybettik. Neden? Çünkü onun arkasında hem Avrupa Birliği hem NATO var. NATO'dan çıkmışken ve bizim sadece NATO üyeliğimiz varken şartları eşitleme gibi bir imkanımız var iken biz bunu elimizden kaçırmış olduk. Ve bunu da bakın şu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Bunu da şu bağlamda en fazla anlamak gerekir. 12 Eylül öncesinde hem Ecevit hem Demirel bu noktadaki çağrılara asla kulak asmadılar, evet. Ve Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne onay vermeyeceklerini söylediler. Ama o 12 Eylül'ün hani o sürekli söylenen işte bizim çocuklar başardı söylemi var ya, ne kadar doğru olduğunu aslında bu alınan kararda görebilmek mümkün. Orada Türkiye'nin elini çok fazla zayıflatan böyle bir karar alınabildi. Yani bu veto hakkının dolayısıyla şimdi elimize tekrar geçmişken etkili bir şekilde kullanılması doğrudur. Bununla birlikte bizim terör konusuyla alakalı hassasiyetlerimizi bütün dünyaya duyurmamız ve kendi haklılığımızı anlatmaya çalışmamız, en azından onları empatiye davet etmemiz, sadece bakın devletleri değil, aynı zamanda kamuoylarında bu noktada kazanmaya çalışmamız da son derece doğrudur. Fakat burada dikkat edilecek bazı hususlar var. Birincisi az önce söylediğim şey, yani bizim muhatabımız ABD. Yani zaten burada henüz tam olarak netleşmiş değil Türkiye'nin beklentileri ama en fazla söylenenlerden bir tanesi de biliyorsunuz bu S-400 ile ilgili Türkiye'ye yönelik ABD'nin tabii yaptırımlarının geri alınması, F-16'ların Türkiye'ye teslim edilmesi, Türkiye'nin tekrardan F-35 programına dahil edilmesi vesaire ama aynı zamanda YPG'nin bir terör örgütü olduğunun kabulü. Yani şimdi böyle ilginç bir formülasyon yaptılar ki PKK'nın Suriye kolunun YPG olduğu çok belli. Yani kendi o KCK metinlerinde de zaten bu geçiyor. Fakat bunu görmezden geliyor. PKK terör örgütü ama YPG değildir. PYD işte ondan ayrıdır vesaire tarzında bir söylemde bulunabiliyorlar. Türkiye'nin şimdi bunların arasında bir fark olmadığının kabulünü İsveç ve Finlandiya nezdinde değil, en başta ABD nezdinde yapması gerekir. Yani bunu birinci öncelik olarak söyleyeyim. İkinci öncelik şudur, dikkat edeceğimiz husus. Bizim verilen taahhüde bağlı kalınacağından da emin olmamız gerekli. Bu ne demek? Şimdi PKK Avrupa Birliği'nin de ABD'nin de terör örgütleri listesinde. Peki PKK'ya yıllarca destek vermediler mi? Verdiler. Evet. Demek ki evet PKK terör örgütü demeleri veya PYD, YPG terör örgütü demeleri de bu noktada yeterli değil. Bunu gerçekten inandırıcı bir tavırla desteklemeleri gerekir. Türkiye'nin bu noktada bu politikanın mutlaka takipçisi olması gerekir. Veya şöyle bazı biliyorsunuz ara çözümler oluyor. YPG'yi de terör örgütü listesine alıyor ve YPG'ye silah yardımında bulunmuyor. İşte onun adı SDG oluyor. Suriye Demokratik Güçleri. Bu sefer orayı desteklemeye devam edebiliyorlar. Böylesi ara çözümlere asla yönelilmemesi gerekir ki Türkiye'nin bu noktada da gözünün açık olması şarttır. Yine bu NATO ile ilgili meselede bir örnek vermek isterim. Yine dikkat edeceğimiz bir husus olarak. Rasmussen'in daha önceki yani 2008 yılıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 2008 ya da 2009 yıllarında bu NATO'ya genel sekreter olması sürecinde Türkiye'nin iki büyük itirazı ve beklentisi vardı. Neydi? Bunun birincisi şu. Bu Hazreti Muhammed'in çok küçümseyici bir şekilde resmedilmesinden, karikatürize edilmesinden dolayı Türkiye'nin bir tepkisi vardı ve bununla alakalı Danimarka hükümetinin bir özür dilemesini istemişti. İkincisi de Roj TV'nin kapatılmasıydı. Yani Roj TV'yi kapattılar evet ama sonra Danimarka içinde bizzat o ülkede 5 tane yeni Roj TV açtılar. Yani şimdi eğer böylesi bir yola gidilecekse bunun hiçbir anlamı gayet tabii ki olmaz.
Bir de dikkat etmemiz gereken husus şudur, geri adım atmamak. Yani şimdi Türkiye böyle bir tavrı ortaya koymuş, kırmızı çizgilerini belirlemiş. O yüzden kırmızı çizgilerini çiğnetmemek durumunda. Şimdi siz başta dediniz ya, Haziran'a kadar yetişir mi? Yani yetişirse bu Türkiye'nin itibarına zarar verir. Neden? Çünkü bu taahhütlerin yerine getirilmesi, onlar tamamıyla buna kabul etseler bile bir ayda olacak bir şey değil ki. Yani eğer Türkiye bu kadar sert yani yazılı taahhütün ötesinde siz somut adım da tabii ki somut olarak da bunu biz bir uygulamasını görmek durumunda olduğumuzda bunun öyle bir ayda falan sonuçlanması mümkün olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin devlet olarak itibarını koruması için kırmızı çizgilerini çiğnetmemesi gerekli. Bunu daha önce yaptık bakın. Şimdi ne oldu? Örneğin bu Brunson mevzusunda Sayın Erdoğan ne dedi? Bu can bu bedende olduğu sürece, bu fakir bu görevde olduğu sürece o terörist gitmeyecek dedi, değil mi? Ama gitti. Şimdi bakın, eğer siz bunu söylüyorsanız göndermeyeceksiniz. Eğer göndermek durumunda kalacaksanız da bunu söylemeyeceksiniz. Eğer kırmızı çizgi çizip bu kadar net iddialı bir açıklamada bulunup ondan sonra buradan geri adım atıyorsanız bu sizin ciddiye aldırdığınızı azaltır. Bununla alakalı zaten hemen bazı açıklamalar geldi malum. Geçmiş tecrübeler var çünkü. Bu gibi geçmiş tecrübeler var. Şimdi Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock açıklama yaptı. Diyor ki, ben Finlandiya ve İsveç'in hızla NATO'ya katılacaklarından eminim diyor. Yani Türk tarafıyla bazı önemli konular görüşülüyor ama bu sorunlar çözülür. Neden bu kadar eminsiniz örneğin? Veya Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn diyor ki, Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle alakalı olarak pazar zihniyetine sahip ve fiyatı yükseltmeye çalışıyor diyor. Yani belirli bir para verin bize, biz ona göre bunu çözeriz diyor şeklinde bir görüş bildiriyor. Veya diğer bir örnek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde diyor ki, NATO'ya katılmaya karar vermeleri halinde Türkiye'nin iyi ilişkilerinden çıkar sağladığı büyük ve önemli ülkelerin çok güçlü desteğini alacaklarını düşündüğünü ifade etti. Ne demektir yani bu? Türkiye, sen belki bizi çok fazla umursamıyorsun ama ABD var bizim arkamızda. Sen de onunla olan ilişkilerine çok fazla değer veriyorsun, önem atfediyorsun. O sana gelip baskı yaptığında geri adım atmak zorunda kalacaksın diyor. Yani şimdi Türkiye'yi ikna etmesi gereken, bunu yapmak zorunda olan bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın böyle bir süreçte, böyle bir aşamada halen daha bu kadar meydan okuyan bir tavırda bulunması gerçekten de ilginçtir. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin burada geri adım atmaması, bir kırmızı çizgi çizdiyse bunun arkasında karlı bir şekilde durması gerekir. İtibarlı devlet olmak da bu demektir zaten. Peki, son bir aramız var. Bir teknik bilgi verebilir miyim? Kısa bir bilgi çok mi yoksa yani reklamdan sonra? Resmi başvurudan sonra bir ay içerisinde üyelik sürecinin tamamlanması kesinlikle zaten teknik olarak mümkün değil. Başvuru yapıldıktan sonra ön konsensus sağlanması lazım. Yani müzakerelerin, görüşmelerin NATO heyetiyle aday ülke heyetleri arasında başlaması için. Türkiye bu ön konsensus için onay vermedi. Her yani aşama müzakerelerin başlaması lazım. Henüz söz konusu değil. Anladım. Müzakereler başladıktan sonra karşılıklı takvim belirlenir. NATO ile aday ülke arasında yükümlülükler ve sorumluluklar belirlenir. Daha sonra bir katılım anlaşması yapılır ve bu katılım anlaşması da ülkenin yani aday olan ülkenin iç hukukunda onaylanmasından sonra ancak katılım süreci tamamlanır. Yani bunun da bir aylık süreçte tamamlanması mümkün var değil. Var ve zaten süreç Türkiye'nin başlamadı. Zaten rezervi de vetosu da söz konusu olduğu için yani Türkiye burada kendi güvenlik endişelerini tatmin edici şekilde karşılamadan veto kartını kaldırmayacaktır. Kaldırmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki. Ara verelim. Son aramız olacak. Aradan sonra devam edeceğiz yine bu konuyla ilgili. Türkiye'nin evet NATO üyeliğiyle ilgili yine Finlandiya ve İsveç'in. Şimdi karşıda Finlandiya ve İsveç değil aslında Amerika Birleşik Devletleri evet, var tabii, diyor tabii. Can Bey. Ve tamam, kırmızı doğru. Çizgilerinden de doğru geçmemeli tespit, tabii, diyor. Tabii. Ama İsveç ve Finlandiya diye iki ülke var. Türkiye ayrı ayrı değerlendirmez mi? Tabii. Yoksa tabii, ikisini aynı şekilde mi değerlendirir? Yani birine veto kullanıp ötekinde kullanmayabilir mi? Tabii tabii evet, yerindeyiz. Evet. Evet tabii şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Türkiye'nin bu veto mekanizmasını kullanmasına ilişkin mesajının asıl muhatabı Amerika Birleşik Devletleri. Şüphesiz. Zaten ilk dakikalarda da konuştuk yani Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyonlarla yani terör örgütlerine yapılanmalarına Amerika'nın verdiği destek açık net. Türkiye doğal olarak bu mesajına asıl muhatabı olan ve bir anlamda da aslında
NATO'nun asıl patronu, büyük patronu da diyebileceğimiz, yani hem finans hem askeri anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik. Ama orada ilginç, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Sözcüsü şunu söyledi. Yani bu dedi, Türkiye ile bu mesele dedi, Türkiye ile Amerika arasındaki bir mesele değildir. Bu NATO ile Türkiye arasındaki bir meseledir. Şimdi orada ben şunu anlıyorum. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bu meseleyi Türkiye ile arasındaki meselelerin dışında, özellikle ittifakla Türkiye arasında bir mesele haline getirmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin Amerika'ya yönelik talepleri, az önce de ifade ettiğimiz gibi, yani S-400 meselesinden, işte F-35 programdan haksız şekilde çıkarılması, F-16 ların teslim edilmemesi, FETÖ meselesi, bütün bunlarla ilgili Türkiye ile bir şeye karşı karşıya gelmek istemiyor veya kaçınıyor, imtina etmeye çalışıyor. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin mesajı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü dikkat edin, geçen hafta itibariyle Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı hemen Biden'ı Washington'da ziyaret ettiler. Evet. Hemen, yani hızlı bir şekilde. Soluğu orada aldılar. Dolayısıyla burada asıl muhatap, doğru, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama muhatabın Amerika olması, İsveç veya Finlandiya olması bence sonuç itibariyle şey değil. Şu açıdan önemli. Türkiye'nin eğer talepleri, güvenlik endişeleri meşru ise, ki olduğu ortada, açık ve net olarak bu, karşısında kim olursa olsun, bu Amerika'da olabilir, çok küçük bir ülke olarak gördüğümüz, yani nüfus hacmi, askeri güç olarak İsveç veya Finlandiya'da olabilir. Türkiye'nin önemli olan bu meşru haklı taleplerini, yani güvenlik endişelerini giderme noktasında NATO bünyesi içerisinde karşısında kim olursa olsun, hı hı, ki ABD bu da önemli bir aktör olarak, doğal olarak en büyük aktör olarak karşımızda olacak. Ama Türkiye bu meseleyi gündeme getirecek. Burada ben İsveç'le bir ilgili şey açmak istiyorum. İsveç'le ilgili daha Türkiye'nin bir hassasiyeti söz konusu. Çünkü İsveç parlamentosunda da, İsveç sosyal mecralarında da, yani özellikle dernek ve vakıflarla ilgili olarak Türkiye'nin tehdit eden, Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan bu yapılanmalara ciddi şekilde yer veriliyor. Yani bizzat devlet eliyle, yani devletin imkanları kullanarak bu yapılara bir destek söz konusu. Türkiye bunun bir şekilde mutlaka bu irtibatın kesilmesini isteyecektir. Bir diğer önemli husus şu açıdan göreceğiz. Aslında Türkiye ile NATO arasındaki bu son aşamada biz şunun da altını çizebiliriz. Türkiye aslında belki 10 yıllar önce, belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce bu NATO müttefikleriyle ilgili olarak bu ayrılıkçı terör örgütlerine ilişkin meselede hesaplaşması gerekirken, siyaseten onu kastediyorum. Çünkü Türkiye'nin bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Türkiye Dışişleri Bakanları bütün uluslararası platformlarda bu terör örgütlerinin, uluslararası terör örgütlerinin bir tehdit oluşturduğunu, dolayısıyla NATO müttefikleri arasında bir dayanışma, bir yardımlaşma olması gerektiğini altını çiziyorlardı. Bakın, bu sadece siyasi bir talep de değil. Bu NATO anlaşmasının 8. maddesinde de belirlenmiş bir yükümlülüktür. 8. madde der ki, NATO müttefikleri egemenliklerini ve savunma güçlerini tehdit eden, savunma güçlerini teşvik eden, kuvvetlendiren tedbirlerde işbirliği yaparlar. Dolayısıyla Türkiye ne diyor? Bir, terörle mücadele ediyorum, bana silah lazım. Savunma sanayimdeki kısıtlamaları kaldırın. O yüzden de bu ambargolar kalmadı. Aslında savunma sanayimdeki kısıtlamaları, ben onu da söylüyorum, o kısıtlamaların da bir hayırlı sonucu olur. Bugün Türk savunma sanayinin geldiği nokta da ortada. Yani Türkiye baktı ki bu, başta ABD olmak üzere NATO müttefiklerinden gerekli desteği görmeyecek. Dolayısıyla kendi savunma sanayinde ciddi adımlar atıldı ve çok iyi bir ivme de kazandı. Çok iyi bir noktaya da geldi. Ama altını çizelim. Önümüzdeki bu süreçte ben uzun süreceğini, yani öyle bir ay, iki ay, üç ay, belki altı ay, bir sene
süreceği kanaatinde değilim. Birincisi teknik sebeplerden dolayı, evet, az önce ifade ettiğim, hı hı, sebeplerden dolayı. İkincisi de Türkiye'nin mutlaka bu konuda, hı hı, ben de katılıyorum, yani en üst perdeden bir çıkış yapıldı. Bunun mutlaka bir şekilde karşılanması lazım. Yazılı garanti taahhütleri alınmadan ve bunlar da belirli bir takvime ve sonuca bağlı olarak, bakın sonuca bağlı olarak, yani eylem eylem takvim şeyine göre, planlamasına göre Türkiye'nin bu sonuçları görmedikten sonra bu veto kartını masadan kaldırmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Peki. Şimdi süremiz çok az kaldı. Yani eşit oranda kaldı. Sizinle devam edelim. İki ülkeyi aslında hocama da sormuştum. Ayrı ayrı değerlendirir mi Türkiye bu noktada? Yani İsveç'ten daha fazla şikayet ediyor terör konusunda. Ona veto hakkını kullanabilir ama Finlandiya'yı ayırabilir mi yoksa beraber mi değerlendiriyor? Tabii ki bence de ayrı değerlendirmesi daha doğru olur. Çünkü Finlandiya Türkiye'ye eskiden beri daha yakın davranmıştır. İsveç'in ise özellikle bu PKK terörüyle ilgili konularda Türkiye'yi hiçbir zaman anlamadığı net bir realitedir. Bu bağlamda evet farklı taleplerde Türkiye bulunabilir. Bulunmasa gerekir zaten. Doğru olan da budur. Daha mantıklı olan da budur. İlkeli olan da budur. Pragmatik olarak daha fazla sonuç verecek olan da budur. Burada beni en fazla zaten şaşırtan da hani İsveç'ten fazla Finlandiya'nın NATO'ya yönelik bu teveccühü. Çünkü İsveç öyle ya da böyle Batı'nın daha merkezi bir ülkesi ve NATO üyesi olmasa da, hatta bu Snowden'in açıkladığı biliyorsunuz gizli belgelerde de vardı. 1950'li yıllardan beri ABD ile İsveç arasında, hani İsveç'in bir Sovyet saldırısına uğraması durumunda ABD'nin onun yardımına koşacağına dair vesaire anlaşmalar bile mevcut. Ama Finlandiya açısından durum o kadar şaşırtıcı ki. Yani bu ama ülkede Rusya ile o kadar uzun sınırı var ki. Tabii ki öyle. Da anlamak çok gerekir. Doğru, yani çok doğru. Fakat Finlandiya'da şimdi şeyde uluslararası ilişkilerde Finlandization diye bir kavram vardır. Finlandiyalaşma diye bir kavram vardır. Bakın doğrudan Finlandiya'nın ismini taşır. Bu da şu demektir. Bir güçlü ülke, bir de yanında küçük bir ülke var. O küçük ülkenin formal olarak bağımsız olsa da diğerinin hegemonyasına çok fazla itiraz edememesi veya onun dış politika tercihlerini. Ve bu Finlandiyalaşmak diye mi geçer? Tabii ki. Yani doğrudan Finlandiya'nın bu Rusya, Sovyetler Birliği'ne karşı konumu göz önünde bulundurularak hazırlanmış, ortaya atılmış bir terim bu. Şimdi böylesi bir durum varken Finlandiya'nın doğrudan ABD ve NATO çeperine yaklaşması gerçekten de o tekrar en başa döneyim. Putin'in attığı yanlış adımların bence net bir göstergesi olacaktır. Burada Türkiye'ye ben hocamı da zamana çok fazla harcamadan şunu söyleyeyim. Türkiye'ye önümüzdeki süreçte daha fazla manevra imkanı kazandıracak bir olgu olarak. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin bu çıkışı NATO içerisindeki diğer bazı ülkelerin benzer taleplerini de beraberinde getirebilir. Özellikle daha küçük çaplı ülkelerin de kendi hassasiyet noktalarını ABD'den ve NATO'nun büyük ülkelerinden talep etmeleri sonucunu getirebilir. Bunun bence ilk örneği de gelmeye çok yakın. Çünkü Hırvatistan lideri, Hırvatistan Cumhurbaşkanı daha doğrusu, başbakan var bir de. Hatta başbakanla aralarında bir anlaşmazlık olduğunu da söylemek mümkün. Zoran Milanoviç'in Türkiye'nin çıkışını haklı bulduğu ve kendisinin de Bosna'daki etnik Hırvatlar konusunda ilerleme kaydedilmesini bekleyeceği ve ancak bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'ya onay verebileceği kendisi tarafından dile getirildi. Dolayısıyla bu gibi örneklerin çoğalması Türkiye'nin bu noktada daha rahat bir manevra yapabilmesine de katkı sağlayacaktır. Anladığım kadarıyla Rusya da bunu beklemektedir. Rusya da çünkü bunu NATO'nun içerisindeki bir tartışmanın alevlenmesi adına bir fırsat olarak görecektir diyeyim ve hocama bırakayım sözü. Peki. Şimdi PKK terör örgütüdür deyip ama işte YPG'yi ayırmak gibi taktikleri diyeyim artık herhalde Ankara'nın karnı tok olacak gibi bu söylemlerden bunu anlıyoruz. Siz de katılır mısınız her iki konuğumuzun bu noktada geri adım katiyetle atılmaması gerektiği fikrine? Ve elbette bunun bu süreci nasıl noktalanacağını, sonuçlanacağını düşünüyorsunuz son kertede? Müzakere. Yani Türkiye'ye evet, yani sonuna kadar milli çıkarları konusunda ısrarcı olmalıdır ve bunu takip etmelidir. Biz bugün üç realist bir araya geldik, denk geldik.
Aslında uluslararası ilişkiler sadece milli çıkarlar üzerinden yapılmaz. Bazen değerler üzerinden de yapılır. Değerler üzerinden, prensipler üzerinden, idealler üzerinden yapıldığında iyi yapıldığı da oluyor, yanlış yapıldığı da oluyor. Biz değerler üzerinden gittiğimizde ne Osmanlıcılık ya da ne bileyim Mısır'da Mursi'yi desteklemek üzere hareket ettiğimizde ya da orada demokrasiye sahip çıkmak için ısrar ettiğimizde milli çıkarlarımız zarar gördü mü? Bir ölçüde gördü galiba. İdealist davrandığımız dönemler de oldu. Her neyse. Finlandiya konusunda bu değerlerle realite ya da milli çıkar arasında bir denge gözetmek lazım. Türkiye'nin, NATO'nun önemli bir kaybedilmeyecek, gözden çıkartılmayacak ya da hırpalanmaması gereken bir müttefiki üyesi olduğunu tekrar tekrar ve NATO değerlerine sahip çıkan bir üyesi olduğunu göstermek lazım. Tabii ki Türkiye PKK konusunda, ambargonun kaldırılması konusunda ve hatta bunlara FETÖ'yü ekleyebilir, DHKPC gibi diğer bazı terör örgütlerini de ekleyebilir. Bu müzakereyi yapma konusunda Türkiye haklı olur. Zannediyorum bunun da bir karşılığı olacaktır. Bu bize şunu da gösteriyor. Biz eğer NATO'nun dışında olsaydık bu talepleri ifade edemeyecektik, dile getiremeyecektik. Bu bakımdan bir kez daha NATO'nun içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu söyleyelim. Eğer dışında olsaydık sadece Finlandiya'nın girmesi, PKK'ya destek veren birinin, bir ülkenin girmesi mi söz konusu olacaktı? Hayır, daha fazlası olurdu. Bir ittifakın dışına çıktığımızda ya da dışında olduğumuzda ancak onun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Mesela Avrupa Birliği'ne üye olmamalının bize neler kaybettiğini iyi kötü hissediyoruz, tahmin ediyoruz. Ama şu anda NATO'nun içinde olduğumuz için bu üyeliğin bize neler kazandırdığının her zaman farkında değiliz. Mesela bu üyeliğin içerisinde olmasak Yunanistan yarın 12 mile çıkartsa kıta sahanlığını ve kara sularını territorial waters diyecektim az daha. O zaman Türkiye'nin yapacağı çok bir şey kalmıyordu. Bugün savaş nedeni ilan ediyoruz ve bu konuda Yunanistan'ı kısıtlayabiliyoruz. İkimizin de NATO üyesi olmasından dolayı bunun kısıtlanması söz konusu oluyor. Yani içeride kalmak ve değerler üzerinden, prensipler üzerinden hareket etmek de bir başka alternatif. Milli çıkarın yanı sıra, ki milli çıkar tabii ki önemli. Şunu da söylemek lazım. Evet, NATO üyeliği ile ilgili öyle kategorik bir karşı çıkmak yanlış olduğu gibi bizde, hepimizde var, bende de var, ABD'ye eleştirel yaklaşmak, hatta ABD karşıtlığı her zaman elimizi ya da milli çıkarımıza hizmet etmiyor. Oysa ki müzakere ederek ABD ile ittifakı devam ettirmek ve ittifak zarar görmeden Türkiye'nin F-35 mesela projesinin dışına çıkartılmadan Amerika ile gerginliği yürütmek Türkiye'nin lehine olur, milli çıkarına olur. Biz F-35'lerin parçasıydık. Tabii ki F-16'lar, biz S-300'ler konusunda ısrar etmeseydik ya da bir taraftan S-300'ü gösterip, o alternatifi gösterip Patriot'u alma konusunu ısrarla dile getirseydik belki günün sonunda Patriot'ları alabilecektik. Ve bu kayıplarımız söz konusu olmayacaktı. Şimdi işaret ettiğimiz bir de şu boyut var. Finlandiya, İsveç yanlış yapıyor. Amerika senelerdir 22 Nisan'da Ermeni meselesini bizim önümüze koyardı. Bazen sorunların çözümü de içeride olabilir. Eğer PKK'yı ellerine verdiysek, FETÖ'yü ellerine verdiysek bir siyaset aracı olarak, bir diplomasi aracı olarak bunu biraz da biz verdik. Peki. Ellerinden almak bizim içeride alacağımız tedbirlerle mümkün olabilir. Bu araçları ortadan biz kaldırabiliriz. Dert bizde, derman ellerimizde. Peki, teşekkür ediyorum. Şakir Dinçay'ın, Selami Kur'an, Can Kakış'ım. Çok sağolunuz, ağzınıza sağlık. Bugün yerini değil tabii, yakın planı burada noktalıyoruz. Birazdan bugün yarın başlayacak.